Agalarım herkese selamlar. 13 Nisan 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek olan herkese şimdiden bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Beşiktaş Samsun Spor maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bazı dış etkenler var. Birazdan maçı anlatırken onları da anlatacağım. Onu da baz alarak da skor yarışmasına katılabilirsiniz. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilen 3 kişiyi gruplarımıza misafir edelim. Dün olan Paris ile Barcelona maç skorunu kazanan arkadaşımız da Enes Şahin. 3-2 Barcelona galibiyetini bilmiş tebrik edelim. Gruplarımıza kazanmaya hak kazandı. Instagram adresi üzerinden benimle iletişim kurabilir. Her türlü soru görüş öneri gruplara katılmak isteyenler veya sorusu olan herkes benimle buradan Instagram Kangal Bey hesabından iletişime geçebilir dostlar. Buradan mesaj atabilirsiniz. Tekrardan şöyle hayırlı bayramlar diyelim ve bayramın son günü olarak da bayram şekeri bizden diyelim. Gruplarımıza bayram özel bir indirim yapmıştık zaten. Bunu herkes telegram grubundan da duyurduk. Tekrardan buradan söyleyelim. YouTube'dan alırsanız 650 TL, IBAN'a 400 TL şeklinde. Yüksek misli seviyesi de 800 TL'ye kadar da düşürdük. Bu da bayram özel bizden hediyedir, indirimdir bilginize. Instagram'dan iletişim kurabilirsiniz. Misli olarak hafta sonu mislerimiz hazır. Gruplarımıza devam edeceğiz. Cuma günü özellikle 20 bin misli şeklinde düşünüyorum. Paylaştım hatta doğru söyleyeyim direkt. 20 bin misli şeklinde ben kendim değerlendirdim gruba fotoğraflarıyla birlikte, nedenleriyle birlikte her şeyiyle anlattım. 21 mislimiz Cuma günü gruplarımızda olacak, onun bilgisini verelim. İdeal kombinelerimiz aynı şekilde devam edecek. İdeal kombinelerden de hafta sonu, özellikle Perşembe yaptık ki Perşembenin sabahını öğlen çekiyorum bu videoyu. Perşembe ana kupon, alternatif kombine, 499 oran sistem kupon ve maçların skorları bir adet de Euroleague kombini şeklinde. Bülten zenginken gerçekten değerlendiriyoruz ki Cumartesi de aynı şekilde devam edeceğiz. Canlı olarak gruplarımızda izlediğimiz maçlarda paylaşıyoruz zaten. Canlı olarak hafta sonu ekrandayız. Olabildiğince canlı olaraktan da sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Canlı olaraktan da devam ettik. Herkes açık Telegram grubu da açıklama ve yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya da katılaraktan da ücretsiz olarak da buraya da ara ara paylaşımlar yapıyoruz. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Direktten başlayalım. Sizlerden tek isteğimiz beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Beğeni ve yorumlar bizler için gerçekten önemli. O yüzden hemen 10 saniye ayırıp beğeni ve yorum bırakırsanız çok çok teşekkürler. Direkt başlayalım. İlk mücadelemiz Kasımpaşa ile Konya mücadelesi. Ligimizde erken seans maçlarından bir tanesi. Normalde çok değerlendireceğim maçlar değil açıkçası. Bir sürü maç varken bunlara mı kaldık fakat bazı nedenler var. Konya Spor son Trabzon mücadelesinde 3-1'lik bir mağlubiyet aldı. Fakat iyi bir futbol sergiledi. Konya burada atış attığını artık şeyini hissediyor. Baktığımız zaman da Hemen arkalarında 31 puan Antep, 30 puan Karagümrük, Pendik Spor'dan. Yani Konya'nın artık burada reaksiyon göstermesi gereken maçlardan bir tanesi. Ben Konya tarafından gol bekliyorum bu atışın sıcaklığıyla birlikte. Sosyal medya hesabından baktım antrenmanlarına ne durumda şeklinde falan. Hazırlıklar sürüyor. Takımında da gülen yüzler var açıkçası fotoğraf karelerinde. Öyle söyleyeyim ben size. Benim burada öncelik çıkaracağım Konya'dan bir gol bekliyorum zaten. Fakat buna Bizde çok fazla oran yok açıkçası. Kasımpaşa da zaten ileri çıkan bir takım. Bu ileri çıkmayı Konya'da değerlendirebilir. Kasımpaşa'nın da zaten etkin bir cuma attığını düşünerekten de karşılıklı gol varı 1.50 bandından değerlendirebiliriz. Mücadele dence şöyle 2-1 bir ayarına bir yere kayabilir ama mücadele bir yerde de karşılıklı gole gelecektir diye düşünüyorum. Newcastle United'la Tottenham karşılaşması. Bu maçta da hiçbir türlü oran alamazsınız aga. Bak oran alma şansınıza bak. Varın oranı 1.20. Ne alacaksın Aga? Çok güzel bir korner karşılaşması. Henüz daha kornerler açık değil. Fakat muhtemelen maç günü veya cumadan falan açacaklardır diye düşünüyorum ben. Korner olarak değerlendirdim. Özellikle Newcastle kendi evinde zaten korner takımı olarak bilinen takımların primerlikle başta geliyor. Tottenham hem içeride hem dışarıda korner atabilen bir takım. Kanatları çok kullanıyor özellikle. Hem sonun hem de Kulusevski'nin kanatlarıyla birlikte. mücadelede de 9.5 üst korner açacaklardır. Ben 9.5 üst korneri tek tercih olarak değerlendirdim. Korner maçı olarak aldım. Atletico Madrid ile Girona. Atletico Madrid dün maç izlemişsinizdir. Yani direklerden döndü. Evinde öyle galip geldi. Yani biraz da ya rehavete kapıldı 2-0'dan sonra. Kaçırdıklara vesaire derken. Yani Dortmund çok iyi döndü. Bu maçta muhtemelen çok fazla rotasyon yapacaktır Atletico Madrid tarafı. Çünkü yani aslında çok fazla değil. Çünkü e ya bir rotasyon olacaktır. Çünkü baktığımız zaman da Bilbao ile birlikte yarış içindeler bunlar. Şampiyonlar Ligi için gelecek yıl bu maçı da oynayacaktır. Fakat mücadele ikinci yarıda falan dinlendirme olacaktır. Çünkü bu maçtan 3 gün sonra sen bir maça çıkacaksın. Dortmund deplasmanı. O yüzden bu maç yani burada kaybetsen bile diğer maç akıllar diğer maçta olacaktır. Ben burada Girona tarafından bir gol bekliyorum. Atletico Madrid'in ihtiyacı olması kaynaklı olarak da karşıtı gole gittim. Bunu idealden değerlendirdim. Ben burada biraz daha yüksek oran almak isteyenler için oranı 160 bandına şöyle çıkartabilirim. Mücadele var zaten bekliyorum. 2-1 bir tarafa kayabilir yine var ve üst şeklinde de oranı 160 seviyesine kadar da çıkartabilirsiniz. Glahbala-Dortmund mücadelesi. Yine zorlandığımız maçlardan bir tanesi oran almak bazına. Çünkü Dortmund'da bu maçta yani şöyle bakalım Dortmund'un bir ihtiyacı var mı? Var onun da aynı Atletico Madrid gibi Leipzig'le bir Şampiyonlar Ligi yarışında onlar da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için. Bilmiyorum ama bu maçta muhtemelen rotasyonda veya ikinci yarı erken çıkarmalar, dinlendirmeler olacaktır. Çünkü ya Brandt'ın girmesiyle birlikte Dortmund Atletico Madrid maçı çok değişmişti. Bilmiyorum ben burada Gladbach'ın da hücum gücünü güvenerekten de mücadelede var ve üst seçeneğini değerlendirdim açıkçası. İdeal olarak bu alınabilir. Fakat öne çıkardığım ekstra bir tercih de burada Gladbach'ın kendi evinde. Yani Dortmund'un yapacağı rotasyona bağlı olarak da ev sahibi 1.5 üst yani 1.80 matlarında da Gladbach burada Dortmund kalesine 2 gol atabilir. Geçişlerle birlikte Dortmund atarsa hem var ve üst Gladbach tarafından da 2 gol beklenebilir. Mücadelenin indeks beklentisi de 3 birlik Gladbach'ın galibiyeti. Leipzig ile Wolfsburg karşılaşması Leipzig'in de kesinlikle kaybetmemesi gereken veya kazanması gereken maçlardan bir tanesi. Az önce bahsettim Dortmund'la bir yarış içindeler. Dortmund'un puan kaybetmesi bence olası. O yüzden burada Leipzig'in galibiyeti çok güzel. Fakat oran almak adına 1.5 üstüne bir şeklinde değerlendirebiliriz diye düşündük. İdeal kuponlara gelebilecek bir karşılaşma. 1.5 üstüne bir. Oranı biraz daha arttırmak isteyenler varsa 1.60 seviyesine kadar da 2.5 üstüne bir şeklinde alalım. Leipzig'in son kendi evindeki Mainz maçını izlemiştim. 0-0 bitti fakat çok fazla pozisyon kaçırdı. gol iptal olan goller vesaire de vardı. Son Freiburg mücadelesini de değerlendirdik. O da hem var olarak değerlendirdik hem de canlısından ilk yarı 2.5 üstüne kadar gitti. 45'te gelen Openland'ın golüyle birlikte 3-0 bitti. Canlımız da kazanmıştı. Burada Leipzig tarafında 1.5 üstünde bir idealidir. 2.5 üstünde bir de biraz daha yüksek oranlıdır. Bilginize. Brentford ile Sheffield mücadelesi. Geldik yine burada taraf tercihine. Taraf tercihimle burada Brentford mücadelesi. Bradford'un kendi evinde oynamış olduğu Manchester United mücadelesi vardı. Yani rakip ceza sahası içinde 85 kere buluştu. Öyle bir mücadeleydi. Ondan sonra bir Brighton mücadelesi oynadı. Brighton mücadelesini adeta yürüdüler. Yani adeta yürüdüler. Ondan sonra Aston Villa maçı oynadı. Depasman'da çok iyi döndüler. Orada ev sahibi 1.5 üstünden ideal kombinemizi almıştık. Kazanmıştık zaten. Ben burada bir Brentford'ın artık galibiyetini bekliyorum. Çünkü onlar da alt sıralarda ateşi adeta hissediyorlar. Ve son sıradaki takım oynarken burada Brentford galibiyeti gelecektir bence. Brentford galibiyeti gelirken de en az 2 gol atmasını bekliyorum. 1.5 üstünde bir olarak değerlendirdim. İdeal olarak değerlendirdim. Mücadelenin skor beklentisi 2 birlik, birlik skora göre Brentford galibiyeti Yine daha yüksekten 2.5 üstüne 1'e kadar yaparaktan da 1.70 bantlar ne kadar da oranı çıkartabilirsiniz. Manchester City ile Luton Town karşılaşması. Luton Town çok zayıf. Ya yani burada oran almak çok zor. Tamamen kupon yani kumar. Gerçekten kumar. Neden? Ya yani yapacağı rotasyon önemli. Mücadeledeki oyun ritmi önemli. Salar mı? Yani sürekli 4.5 üstünde bitiyor mücadelesi. Ama Şimdi sen Şampiyonlar Ligi'nde 3-3 berabere kaldın. Kendi evinde Real Madrid'le oynayacaksın ve 4 gün sonra bu maçtan. O yüzden bu maç önemli. <laughs> Par <laughs> Çok pardon. Ee, ben Sin'in bir yerde mücadelede salması gerektiğini düşünüyorum. Tek tercihim işte kazanır ama 5 gol olmaz şeklinde. Rakip zayıf fakat aktif dinlenerekten de işte burada. Yani 4.5 altına bitme ihtimali var bence. Çünkü Real Madrid'le oynuyorsun ha. Tehlikeli takım. 4.5 altına bir aldım. Ya yani ideal kuponumu almam, alternatif kuponumu da almam. Ama beklentim bu yönde. Anlatmak istedim sadece. Beşiktaş'la Samsun Spor mücadelesi. Bu maçın da maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Arkadaşlar hemen olaylardan bahsedeyim. Hasan Arat topçularla buluştu. Şöyle söyleyeyim. Başkan olduğundan sonra ilk defa topçularla bir araya geldiğini söyleyeyim öncelikle. Azar çekti. Çektiği azar anlatayım ben sizlere. Siz bu Beşiktaş taraftarlarını bu şekilde üzgün yapamazsınız. Formulan hakkını vermek istemeyen, oynamak istemeyen varsa şu an kapıdan çıksın gitsin şeklinde. Bu şekilde Hasan Arat'ın bir azarı vardı takıma. Bu azar motivasyon olarak takıma dönebilir. Ben burada bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. İdealden mat sonu biri 58 gibi orandan alabiliriz. 58 Sivas, Sivas'a selamlar Kangalılara. Bu şekilde Matsonu sonu bir değerlendirebilir. Ama ben bunu alacaksam tekli olarak değerlendiririm ve yüksek orandan Mücadelede 4.5 altında bir Beşiktaş galibiyeti oranı 1.83 bandına kadar da çıkartır. Bu şekilde bu da benim taraf karşılaşmam Beşiktaş tarafındayım. Son mücadelem Bournemouth Manchester United karşılaşması. Yine aynı şekilde oran bulamayacağınız maçlardan bir tanesi muhtemelen golü geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü her iki tarafın özellikle Bournemouth'un hücum gücü gerçekten yüksek. United tarafı da destek verecektir. Son oynanan karşılaşması çok iyiydi gerçekten. Ondan önceki maçı da çok iyiydi. 4-3'lük Chelsea mücadelesi kazanmıştık oradan da. United son mücadelesine Liverpool'a karşı yani iyi oynadı aga. Yani Liverpool pozisyonlar da verdi ama iyi gerçekten iyi oynadı. Bournemouth'la oynayacağı mücadele. Ben korner değerlendirdim. Yine aynı şekilde Tottenham maçına nasıl korner aldıysam bu mücadele de tek tercih açacaklardır. Muhtemelen 8.5 açarlarsa 8.5 açmazlarsa 9.5 kornerden de değerlendirdim. Bir karşılaşma. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. İdeal kombini oluşturmadım. Çünkü daha iyice incelemem gerekiyor. Kombine hangi maçı eklesem diyerekten de. Bakalım cuma akşam oluştururum ben zaten. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Değerlendirecek arkadaşlar bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.